Kûnu ma'a's-sâdıkîn. Kûnu ma'a's-sâdıkîn diye buyurdu ayeti kerimede. Sadıklarla birlikte olun diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bu iki tip sadıklarla birlikte olmak vardır diyor Ubeydullah Hazretleri. Birincisi gerçekten o güzel kulların etrafında olmaktır. Onlarla beraber nereye gidiyorlarsa onlarla beraber gidip onların yanından ayrılmamaktır. İkinci tefsiri ise diyor, onların haliyle hallenmeye çalışmak kalbinde onları muhabbetin taşımak, nerede olursa olsun onlarla olduğunu tefekkür etmek. Aslen diyor insan yüksek mertebeye taşıyacak olan budur. Yanındasın biraz önce verdiğim misal gibi yanındasın ama elmas mı çakıl taşı mı fark etmiyor. Alamadın yani o vakit. Alamadın ondan alınması gerekeni yani. kunu <Sessizlik> ma'as Sadıklarla beraber olun. Nedir? Kalben, her dem onunla, onun muhabbetinde, onun yolunda, onun emrinde olabilmeyi gayretle başarmak demek. Kulluğum <laughs> asadiyim. Ayetlerin tefsirlerini tabi onlar yapınca e çok daha başka oluyor o tefsirler. Çok daha tatlı oluyor o tefsirler. Bir ayetin, diğer bir ayetin tefsirini de harika yapmış mübarek diyor ki. Estağfirullah bismillah. Fa arid tawalla an zikrina diye bir ayeti kerime var. Ayeti kerimenin zahiri manası farklıdır, vatini manası farklıdır diyor. Zahiri manası hepimizin bildiği üzere bizim zikrimizi terk edenden uzaktır. Zahiri mana bu. Gerçekten bizim gibi avamı tabi anlayacağı nokta burası. Nedir? He Allah'ı zikretmeyen, Allah ile olmaya gayret göstermeyen kul onun birlikteliği sana bir şey katmaz. Onun için ne yap? Ondan uzak dur. Direkt ayet-i kerimin emri yani bu. Namaz kılmayan bakın şey Efendi Hazretleri çok güzel bir kıssa anlatıyor mübarek. Diyor ki Musa aleyhisselam ala nebiyyine ve aleyhisselatü vesselam bir yolculukta durdağına giderken bir köye, köye uğradı diyor. Bir baktı o bir güzel bahçeleri var, suları var, İnsanları bir güzel, ahlakı var. Musa Aleyhisselam misafir ettiler, yedirdiler, gönderdiler. Musa Aleyhisselam dua et ona ne güzel insanlar bunlar. Bir hayli zaman geçtikten sonra tekrar giderken bir oraya uğrayayım dedi diyor. Bir baktı suları kurumuş, bahçeleri kurumuş, insanlar hasta olmuş. <laughs> Allahu ekber. Yani o kadar güzel halleri vardı, o kadar güzel durumları vardı bu insanların nasıl bu hale geldi bunlar diye Allahu teala niyaz etti. Ya Rabbi ne oldu bu insanlara? Çok güzeldi. Sana şükrederlerdi, sana ibadet ederlerdi. Allah-u Teala buyurdu ki diyor Şeyhimiz Hazretleri, Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri. Onlar öyle güzel bir şekilde yaşarken diyor bir tane namaz kılmayan adam onların şehrine uğradı. Geldi onu da konakladılar, onları da sularından içirdiler. O adamın uğursuzluğu onları bu hale getirdi diyor. Bir secde etmeyen insanın bir köye uğraması, sularını kesti, yemişlerini kesti, hallerini bozdu, bitirdi onları. Bir secdesiz adam. Diyor ki Şeyhimiz Hazretleri, işte bakın o ümmetlerle bu ümmet arasında bir derin fark var. Nedir o? O zaman Allah Subhanahu ve teala bir kişinin günahıyla yüz kişiye imtihan verirdi diyor. Şimdi ise peygamberin hürmetine bir kişinin hürmetine yüz kişiyi kurtarıyor Allahu Teala. O son peygamberin hürmetine şimdi her yer namazsız kaynıyor. Öyle değil mi? Yani alacak soluğumuz olmaması lazım normalde. O zamanlar bir kişinin belasını yüz kişi çekerken bugün bir kişinin imanıyla yüz kişi sulanıyor diyor. Fahri Cihan Efendimizin hürmetine yani. Tabi oradaki hata neydi? Ha, namazsızı biz evimizde ağlamayalım mı? Ağlamayalım ağlayacağız tabi. Yemek vermeyelim mi? Vereceğiz tabi. E o köy niye hata mı etti? Niye bunlar başına geldi? Ha, o köylünün ona nasihat etmesi gerekiyordu. Emri bil maruf yapması gerekiyordu. Bu noktayı kaçırmayacaksın. Evine geldi, açık geldi. Evine geldi, namazsız geldi, kitapsız geldi. Ya anlatacaksın, susmayacaksın. Ha işte o benim akrabamdır, o benim. Ne olursa olsun, onun hastalığı düşsün istemiyorsan evine, onun üzerindeki bereketsizlik sana gelsin istemiyorsan söyleyeceksin. Utanma, utanma. Allah'ın emrini anlatırken utanma. Git adamı dövdemiyoruz tabi usulünce anlat yani usulünce anlat o senin evinde secde etmemeye utanmıyorsa sen secdenin bereketini anlatmaktan niye utanasın ya? O senin evinde açılıp saçılmaktan utanmıyorsa sen Allah'ın ayetini anlatmaktan niye utanasın?